Merhaba, burası Kırıkkale'nin Keskin ilçesi. Bir bağ sezonumuz, üzüm kaynatma sezonumuz başlamıştır. Herkese iyi seyirler. Aferin, biz de üzüm kaynatıyoruz. Pekmez kaynatacağız. Bizim buranın radyatı. Pekmez kaynatmak meşhur. Salçayı kaynatıp strafiklerini gördüm. Üzümlerimiz böyle eziliyor, sonra toprakla karıştırılıp kaynamaya bırakılıyor. Daha sonra da pekmez oluyor. Bu da Mahir amcamız. Hanımına yardım ediyor Sultan teyze. Bizim pekmezi çok çok değerli. Sen şimdi tepki koyacaksın. Sen teyzenden git. Peşinden oraya döküşün, onu da çek. Burayı da çek. Burada da ezilen üzümlerimiz. Bazana koyup burada toprak çalacak içine. Toprakla olursa birleşecek. Birleşecek. Bundan sonra kaynatmaya kalacak. Bunlar da yakacaklar. Üzümümüz de Keskin'in Turhanlı köyünün üzümü oluyor. Keskin'in zaten bağ üzümleri meşhurdur. Bu da üzüm şiremiz. Şire derler. Esas pekmezin oluşu mu? Ben şırhana yapamıyordum, onu da çiğnerlerdi. Evet, köylerde şırhanayla olurdu. O zaman naylon yoktu. Evet, naylon, şehirde de şimdi naylonla. Abi tamam, o zaman yoktu. Böyle telis torbayla. Telis torba da yoktu, o zaman naylon da yoktu. Geçenden şırhanamız vardı. Bu yukarı kaldık. Yukarı kaldık, torbayla. Bu videoyu gördükçe belki anılarınız tazeleşecektir. Abi. Hatırlayacaksınız. Tamam, gel bağlayalım. Aç bakalım, bir şey olmaz. Bırak onu şey, yoluk geliyor, bandırıyor. Yoluk, sen bir şey de yeter. Sen yukarı girelim. Şimdi bağlayalım. Şu ipi bana verin de bulamayacağım. Sana ip vereyim. Bu da üzümümüz. Başına arı doldu. Arı, İnşallah arıyız, ısırmaz. Mahir amcam çok zorlukla bir pekmez eziyor. Üzüm çığınıyor. Arılarla mücadelesi. Arılar çıktı, arılar çek arılar şeyden. Bay bay et Mahir amca. Tamam. Arı gider mi? Gitmiyor. O da seviyor. Benim gibi arı da seviyor pekmezi. Bunu da yediyor. Böyle eziliyor, suyu çıkıyor. Sonra toprakla birleşecek. Sultan teyzemin el emekleri. Emek olmayacak, emek olmuyor. Bizler salçamızı, pekmezimizi kendi elimizle yapıyoruz. Melemenimizi, eriştemizi. Daha Sultan teyze. Salça var. Salçayı dedim. Sen şunu bize satacaksın. Erişte var, bulgur var, yüraşı var. Onlar da ben de Sultan teyzemin peşinde. Çekti değil mi? Salçayı yazdım. Şeye çekmiş. Tekine olmamış.
Onu da eğri böyle çekmiş. Bir yanı görünüyor. Bir yanı gözüküyor. Bak ne güzel rengi var. Heh. Pekmez şiresi. Şiresi. Bu üzümün pek çok çeşidi var. Değil mi Sultan tabii, teyze? Tabii. Şire yapıyorlar. Başka? Sirke yapılıyor. Sirke. Başka? Şarap. Önceden olurmuş şarap da. Bağ eşkisi diyorlar biliyor musun? O olurmuş bağ eşkisi. Üzüm eşkisi. Başka da bildiğin var mı? Çok şeyler oluyor. Ama bizim yöre en çok pekmez kaynağı diyor. Ta eski zamanlarda önceden şaraphanelere verilirmiş. Çok olurmuş üzüm. Çok olurmuş üzümler. Artık insanlar bıkkınlık gelirmiş. Kaynatamazmış. Şaraphaneye verirlermiş. Kurudurlarmış kuru üzüm olarak. Bu böyle içiliyor da değil mi Sultan teyze? Bunu bardaklarda çok şifalı derler. Bunu bardaklarda içerler. Bu kadar katılamayız mı? Torba seyre adı ya. Bunu sen çekmişsin. Bu kadar turbanın içinde. Ben de seyre işte ben yakar diye. Ocağımız yandı. Üzümümüz toprakla buluştu. Topraktı. Böyle toprak. Böyle karıştırılıyor. Biraz önceki şiremizle böyle köpürüyor. Pekmez zamanı diyemezsin. Pekmez zamanı. İyiyim Ayrapa sen de attın. İyiyim çok şükür kızım iyiyim. İyiyiz ha. Köyde. Pekmezimiz bu halde bu hale ve daha sonra da pekmez haline dönüşüyor. Merhaba, günaydınlar herkese. Pekmezimiz olmuş bulunmakta. Son işlemler. Artık kaynıyor, koyulaştı. Bu da Sultan teyzem. Biber salçasını kaynatıyor. Bu da biber salçamız. Güle güle yemek kısmet etsin. Amin. Arılar da fırsat vermiyor. Öyle ezan okundu aziz Allah. Şefaat ya Resulallah. Ezan okunu an bitirdik. Evet. Son sabiye geldik. Zahmetli iş ama işte. Evet. Üzüm pekmez de çok vitaminli. Gıdalı bir yiyecek. Sizler nasıl tüketirsiniz pekmezi? Bir soru soralım bakalım. Bizler genelde çörek derler, katmer derler, onunla yağ pekmez derler, öyle tüketiriz. Hasta olunca içilir. Sultan teyzem genellikle misafirlerine pelite der, pelite yapar tereyağlı. Öyle çok tüketir pekmezi. Değil mi Sultan teyze? Başka? Başka? Pekmezden. Yemeğin yanına tahinle karıştırılır. Öyle işte. Bu işlem de bugün sonuna erecek. Hayırlı bitsin ha. Bitmiş ne kalmış? Hani nişan aldın mı Sultan teyze? Nişan alırlar bilir misiniz? Koyuluğuna. Kıvamına bakalım. Böyle. Tepeden sündürürler. Son kaşık damlarsa koyulaşmış demektir. Evet. Biraz daha var gibi sanki. Ne koyu olsun ne de duru. Evet, öbürü yetiyorlar olmuş.
koyu tutuyor. Duru da şey içilmiyor. Dök, şey bozuluyor hemen. Güzel oldu canım. Rengine çok güzel oldu. Allah kul etme yemek. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, konumuzla, komşumuzla yemek kısmet etsin. Amin. Senin cümleyle. Bugün de böyle geçti. Evet. Orada biber salçası. Burada pekmez. Burada arılar. Arılar da var, doğru. Arılar da bize arkadaş oldu burada. Allah'a şükür ki bire sokmadılar hiç. Her şeyi değerlendiriyoruz bakın arkadaşlar. Üzümden dökülen damlasına üzümün kepçeğini de bu arada inekler yiyor. Değil mi? Doğru. Hı. İneklere süt olsun diye veriliyor. Böyle işte bir takmaz maceramızın da sonuna geldik. Evet. İzlediyseniz ne mutlu bize. Burası Kırıkkale'nin Keskin ilçesi. Bizde son hazırlıklar devam ediyor. Evet. Salçasıydı, pekmeziydi. Turşusuydu. Turşusuydu, melemeniydi, eriştesiydi. Hepsini yapmışsın. Hepsi sırayla. Tarhana bile yapılıyor. Böyle işte gösterdik. Sürçülisan ettiysek affola. İlk defa amatörce bir çekim. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.